namaz kılınır mı, kılınmaz mı tartışılmıyor. Oruç tutulur mu, tutulmaz mı tartışılmıyor. Zekat verilir mi, verilmez mi tartışılmıyor. Ama bu sistem tağut mu, değil mi? Bu sistemin ordusu tağutun ordusu mu, değil mi? Bu sistemin mahkemeleri tağutun mahkemeleri mi, değil mi? Bunları tartışıyoruz. Niye bunları biz tartışıyoruz? Çünkü sizler kendiniz bu kavramlarla çelişiyorsunuz. Bu kavramları kabul edemiyorsunuz. Bu kavramları kabul etmeniz demek kendi makamınızın yıkılması demek. Koltuğunuz sıcak ve önünüzde binlerce mürit istediğiniz şekilde sizlere kul da olmuşlar. İstediğiniz şeyleri yapıyorlar. Çevrenizdeki insanlar da sizin batıl hurafe dininize göre oluşmuş. Biraz da siyaset ayağınız var. Bu kadar makam, bu kadar mevki koyup Kur'an'ın hak olan davasına elbette yanaşmazsınız. Sizler bütün bu maldan, bütün bu mülkten, bütün bu şöhretten, bütün bu makamdan vazgeçip Allah subhanahu ve teala'nın dinine tabii ki dönmezsiniz. Ve dönmemenizi de kendi tevillerinizle delillendirdiğinizi zannediyorsunuz. Halbuki bizler sizlerle tevhid konusunu konuşmamız gerekli. Şirk konusunu konuşmamız gerekli. Tağut konusunu konuşmamız gerekli. Rabbin ne olduğunu, ibadetin ne olduğunu, ilahın ne olduğunu, bunları sizinle konuşmamız gerekli. Bu kavramları sizlerle konuşalım. Bırakın farklı farklı konuşmaları, bırakın saçma sapan tevilleri. Halbuki bal gibi de biliyorsunuz ki bu sistem baştan aşağı tağuttur. Bu sistem tağut ise bütün kolları da tağut olmuştur zaten. Sizler bunu bilmiyor musunuz? Elbette biliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi koltuğunuzun sıcak olmasından dolayı o koltuğunuzdan vazgeçemiyorsunuz. Öncelikle bu kavramları konuşacağız, kavramları. Çünkü bu kavramlar konuşulmadığı sürece hiçbir şekilde sizlerin batıl ehli olduğunuz, sizlerin çeliştiğinizi insanlara biz gösteremeyiz. Sizlerin batıl ehli olduğunuzu söylememiz bu bizim dinimizin gereğidir. Yoksa sizlere herhangi bir şekilde kişisel bir nefretimiz, kişisel bir kinimiz olduğundan değil. Allah subhanahu ve teala'nın dinine tabi olan insanlar elbette hakkı da batılı söyleyecektir ki peygamberlerin kendi kavimlerine gittiğinde söylediği gibi. Bu yüzden bizler de sizlere diyoruz ki gerçekten batıl ehlisiniz. Gerçekten hak ehli değilsiniz. Çünkü sizlere hak ehli dememiz bizlerin Kur'an'ı inkar etmemiz demektir. Bizlerin Kur'an'dan yüz çevirmemiz Allah'ın ayetlerini inkar etmemiz demektir. Adam tutmuş benim veyahut farklı farklı kişilerin resmini almış, kendi videosunu kapak fotoğrafı yaparak farklı bir şekilde göstermiş. Yani nereye kadar bu şekilde gideceksiniz? Sizler bu kavramları tahrip etmeden anlamış olsanız, hayatınıza geçirmiş olsanız gerçek manada bizimle sizin aranızda herhangi bir şekilde ihtilaf kalmayacak. Ama bizimle sizin aranızdaki ihtilaf tevhidle alakalı, şirkle alakalı, tağutla alakalı. Allah subhanahu ve teala bizleri ve sizleri hak yolda buluştursun, dini üzere kardeşler kılsın, dini üzere bizlerin kalbini birleştirsin. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.